Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde gerçek gazlar konusuna başlıyoruz. Gerçek gazlar, gazlar ünitemizin son konusu. Neymiş bu gerçek gazlar arkadaşlar? Moleküller arası etkileşimi ve öz hacimleri olan gazlara biz gerçek gazlar diyoruz. Gerçek gazlar. Bilinen bütün gazlar arkadaşlar gerçektir. Neden? Biz hatırlarsanız ideal gaz denkleminde kinetik teoriye başladığımız zaman arkadaşlar öz hacmi ihmal ediyorduk. Diyorduk ki moleküller arası etkileşim yoktur farz ediyorduk diyorduk. Moleküller arası etkileşim bu da nedir arkadaşlar? İhmal ediyordu. Ama gerçek gazlarda böyle değil arkadaşlar. Gaz molekülleri birbiriyle etkileşir ve bunların öz hacimleri vardır. Bu nedenle bu gazlara gerçek gazlar diyoruz. Gaz tanecikleri arasındaki etkileşimi daha güçlü olan polar moleküller apolar moleküllere göre ideallikten daha çok saparlar. Yani gerçek gazlığa nedirler arkadaşlar? Daha yakındırlar. Tanecikler arasındaki etkileşim arttıkça ideallikten saparlar arkadaşlar yani. Bunu da söylemiş olalım. Devam edelim. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınç altında idealliğe yaklaşırlar. Hemen sebebini düşünmeye çalışın arkadaşlar. Yüksek sıcaklık, düşük basınç. Nedir bu durumda düşük basınç olduğunda? Hacminiz büyüktür değil mi? Hacminizin büyük olduğunu düşünün. Büyük bir alanda olduklarını düşünün. Sıcaklık da yüksek. O zaman gaz molekülleri birbirinden nedir arkadaşlar? Daha az etkilenir. Moleküller arası çekim ne olur arkadaşlar? Azalır. Çünkü hepsi bağımsız. Çok hızlı hareket ediyorlar gibi düşünün arkadaşlar. Birbirlerinden uzaklaşırlar. Sıcaklıkları da arttığı için, kinetik enerjileri de arttığı için moleküller arası etkileşim ne olur? Azalır. Bu nedenle gazınız İdealliğe yaklaşır arkadaşlar. Yüksek sıcaklık, düşük basınçta. Peki ideallikten sapma miktarını ne belirler? Gazın türü. Moleküller arası etkileşim demiştik biraz önce. Gazın türü de arkadaşlar burada devreye giriyor. Basınç, yüksek sıcaklık, düşük basınç dedik. Demek ki basıncımız düşükse gazımız ideale yakın oluyor. Sıcaklık da ne olacaktı arkadaşlar? Yüksek olacaktı. 1 mol gaz için PVNRT'yi düşündüğünüz zaman arkadaşlar PV bölü RT eşittir. Bir çizgimiz arkadaşlar bizim için ideallik çizgisi olacak. O zaman biz bunları yorumlarken arkadaşlar gazlarımız idealliğe yaklaşmış mı uzaklaşmış mı diye grafikler üzerinde yorumlayacağız. Peki bunların basıncından hacminden bahsedersek nasıl bahsedeceğiz arkadaşlar? Gazların mol kütlesi arttıkça moleküller arası çekim artacağından arkadaşlar gerçek gazın basıncı ne yapacaktır? Azalacaktır. Hemen gözünüzün önüne arkadaşlar şu hacimleri getirin. Bakın gerçek gazların öz hacimleri vardır dedik. PV çarpımını hatırlayın arkadaşlar. Hacminiz büyükse P'niz ne oluyordu? Azalıyordu. O zaman gerçek gazda öz hacim varsa basınç ne olacak arkadaşlar? Düşük olacak. Bakın şurada kıyaslama yapabilirsiniz. Öz hacim vardı. Hacminiz büyük. Hacim büyük olduğu zaman da basıncınız ne oluyor arkadaşlar? Küçük oluyor. Öz hacimi hiç unutmayın. Bu resmi arkadaşlar hiç unutmayın. Öz hacimden dolayı dedik arkadaşlar hacim büyük basınç küçüktür. Yani burada da anlattığı şey aslında arkadaşlar bu. Şöyle devam edelim. Burada da kıyaslama arkadaşlar. Bizim bir çizgimiz PV bölü RT çizgimiz 1 olduğunda gaz ideal diye davranıyor. İdeale yakın diye ya da ideal diye söylüyorduk arkadaşlar. Bu çizgimiz ideallik çizgisi. Peki en yakın durumda arkadaşlar CH4'ün en yakın olduğu duruma bakalım. Geliyoruz. Bakın arkadaşlar 1000 Kelvin'deyken en yakınmış. İdeal çizgisine en yakın olduğu arkadaşlar 1000 Kelvin. Peki sıcaklık düştükçe ne oluyor? Bakın arkadaşlar şu çizgiden o kadar uzaklaşıyor ki 200 Kelvin'de ideallikten en uzak. Bu şekilde yorum yapıyoruz arkadaşlar. Aynı grafik üzerinde farklı farklı gazlar verilirse arkadaşlar. Bunlarda da belirli bir basınç aralığı söyler size. Bu aralığı yorumlarsınız. Mesela 400 ile 600 atmosfer basınç arasında arkadaşlar bakarsınız. İdeale en yakın kim? Kim arkadaşlar? Şu gazımız. CH4 gibi düşünebilirsiniz. Ya da 400 ile 200 arasında arkadaşlar. Ya da 400 en yakın ideale kimdir? Şu gazımız. Yani karbondioksit gazımız. Size belirli bir aralık verir arkadaşlar. Bu ideallik çizgisine göre konumlarını belirler. Ne dedik? Düşük basınçta dedik arkadaşlar. Gazlarımız ideale daha yakındır. Bakın her çizgi nedir? Yakın olmaya arkadaşlar. Moleküller arası çekiminde az olduğu maddelerin
ya da moleküllerin arkadaşlar ideallik çizgisine yakın olduğunu ne yapıyorsunuz görüyorsunuz. Peki basınç arttıkça bakın arkadaşlar C2H4 haricinde nedir? Hepsi ideallik çizgisinden ne yapmıştır? Uzaklaşmıştır. Basınç arttıkça. Bu niye arkadaşlar idealliğe yaklaşmıştır? Çok düşüktü arkadaşlar PV/RT seviyesi. Moleküller arası çekim fazla olduğu için. Bakın basınç arttıkça ne yapıyor? Moleküller biraz daha ideale yaklaşıyor. Çünkü basınç arttıkça yukarıdaki değerimiz diyor arkadaşlar. 1'e yaklaşıyor yani sayısal olarak değerimiz PV/RT oranımız. Bunu söyleyeyim yani. Size verileceği şey arkadaşlar bu sayısal değerler değil. Bunları iyi yorumlayabilmeniz, muhakeme edebilmeniz arkadaşlar. Bununla ilgili soruya bakalım. Aşağıda verilen sıcaklık ve basınç değerlerinin hangisinde gaz ideale en yakındır diye sormuş bize. Neydi arkadaşlar? Basıncımız düşük olacaktı, sıcaklığımız ise yüksek olacaktı. Şimdi bakın düşük basınçları belirleyin arkadaşlar. 0,5 var, 1 var. Sıcaklıkları belirleyelim arkadaşlar. Bunları derece olarak Kelvin cinsinden belirlerseniz arkadaşlar daha sağlıklı sonuçlar alacaksınızdır. Çünkü biliyorsunuz gazlarla ilgili bütün işlemleri biz Kelvin cinsinden yapıyorduk. Bakıyorum en yüksek sıcaklık Kelvin cinsinden de arkadaşlar 673 derece Kelvin ile 273 ekledik ya. E seçeneğimiz oluyor değil mi? Yüksek sıcaklık, düşük basınç. O zaman ideal en yakın E seçeneğimiz oluyor. Devam edelim. Yukarıdaki molekül çiftlerinde arkadaşlar ideallik ilişkisini karşılaştırınız. Diğer değişkenler sabit iken gazların ölçülen hacimlerini karşılaştırınız. Şimdi arkadaşlar birinci yani A seçeneği için yazıyorum tek tek. Bir diyorum. İdeallik ilişkisinde neydi arkadaşlar? Moleküller arası çekimi en az olacaktı. Yani ben buradan nasıl anlayacağım moleküller arası çekimin en az olduğunu? İkisi de apolar molekül. O zaman arkadaşlar molekül kütlesine bakacaksınız değil mi? Molekül kütlesini yorumlayamıyorsanız sadece elektron sayısı verildiyse size elektron sayısı büyük olanın idealden daha uzak olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman elektron sayısı küçük olan ideale daha yakındır. Moleküller arası çekimi nedir arkadaşlar? Daha azdır. O zaman klorun arkadaşlar idealliği daha fazladır. İkincisi için bakın arkadaşlar 4 tane karbon kullanılmış. Birinde 1 tane karbon var. O zaman CH4'ün idealliği mol kütlesi ya da elektron sayısı daha düşük olduğu için daha ideale yakındır. C4H10. Diğerine bakın arkadaşlar. CS2CO2 oksijeni yazmışız. 8 arkadaşlar. Burada bakıyorsunuz oksijen kütlesine bakın. Kükürtün kütlesine ya da elektron sayısına bakın arkadaşlar. Daha doğru bir ifade olur. Elektron sayısı kükürtün fazla olduğu için CO2'nin idealliği C2'den nedir arkadaşlar? Daha fazladır. Peki B seçeneğine geliyorum. 2, 3 arkadaşlar. B seçeneğinde ise bize ne demiş? Diğer değişkenler sabit iken gazların ölçülen hacimleri. Yani öz hacimlerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu da yine nedir? Elektron sayısıyla kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar bunu. Elektron sayısı büyük olanın nedir? Hacmi büyük olacaktır. Buramı görüyorsunuz. 35. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? C2'nin hacmi büyüktür. Klordan diyeceğiz. İkinci seçeneğimizdeki C4H10'un hacmi büyüktür. CH4'ten diyeceğiz. Üçüncüsünde ise arkadaşlar CS2'nin hacmi büyüktür. CO2 şeklinde ne yapıyoruz? Söylüyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Gazların sıvılaştırılması kritik sıcaklık ve kritik basınçtan bahsedeceğiz. Sonrasında ise arkadaşlar biz bunları faz diyagramı olarak karşımıza çıkaracağız. Bulunduğu sıcaklıkta basınç uygulandığında arkadaşlar sıvılaşabilen akışkanlara biz buhar diyoruz. Su. Su gelsin aklınıza. Kaynar. Çaydanlığın kapağını arkadaşlar ne yapar? Birikir ya da işte bir denge oluşturur, yoğuşur. Sıvılaştırılmayan akışkanlara ise biz gaz diyoruz arkadaşlar. Her gaz için öyle bir sıcaklık değeri vardır ki bunun üzerine çıktığı anda arkadaşlar gazımız ne yapamaz? Sıvılaşamaz. Her gaz için farklı olan bu sıcaklığı arkadaşlar kritik, geri dönüşü olmayan sıcaklık diyoruz. Kritik sıcaklık. Kritik değerler gazların miktarına bağlı değildir. Hani nasıl bir bardak su arkadaşlar 100 derecede kaynıyorsa bir sürahi su da nedir arkadaşlar yine? 100 derecede kaynayacak değil, miktara bağlı değildir. Cinse bağlıdır. Sıvı ve buharın ayırt edilemez olduğu sıvı gaz noktasına ise arkadaşlar hani bu şekilde noktaya da kritik nokta diyoruz şöyle. Kritik nokta diyelim.
kritik nokta denir arkadaşlar. Gaz ve buhar ayırt edilemez. Sıvı ve buharın ayırt edilemez olduğu noktamız. Devam edelim. Kritik sıcaklıktaki noktadaki sıcaklığı arkadaşlar, o gazın kritik sıcaklığı basıncı ise arkadaşlar, basıncı diyoruz. Bir gaz yalnızca kritik sıcaklığının altında basınç uygulanırsa sıvılaşabilir. Moleküller arası etkileşim kuvvetleri arttıkça bir gazın sıvılaşma sıcaklığı da ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Daha yüksek sıcaklıkta ne yapacaktır? Kritik sıcaklığa sahip olacak. Yani gaza dönüşme ihtimali arkadaşlar daha yüksek sıcaklıklarda olacaktır. Şöyle devam edersek arkadaşlar, faz diyagramlarından bahsedeceğiz. İşte arkadaşlar burada ne yorumluyoruz? Biz hal değişimlerinden bahsediyoruz aslında. Hal değişim, basınç ve sıcaklığa bağlı fiziksel hallerini ve hal değişimlerini gösteren grafiklere faz diyagramı diyoruz. Bakın arkadaşlar, D ve A doğrusuna bakın. Katı bu tarafta bulunuyor. Buhar bu tarafta bulunuyor. Bu kısım arkadaşlar gaz oluyor. Şu aradaki kısım da sıvı oluyor. İşte bakın, gazla katının olduğu dengede arkadaşlar, katı gaza dönüşüyorsa süblimleşme oluyordu. Gazınız katıya dönüşüyorsa ya da buharınız katıya dönüşüyorsa arkadaşlar kırılaşma. Doğa olayıydı değil mi bu? Suyun döngüsü gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar katıyla sıvı bölümüne geliyorum ben. Katımız sıvı hale geçiyorsa erimeydi. Sıvımız katı hale geçiyorsa donmaydı. Aynı şekilde sıvı ve buhar arasındaki dengeye bakalım arkadaşlar. Sıvıdan gaza geçiyorsa kaynama, buhardan arkadaşlar neye geçiyorsa, sıvıya geçiyorsa da yoğuşma diyorduk. C noktası bizim arkadaşlar kritik noktamız olacak. Kritik sıcaklığımıza bakın. T kritik, kritik sıcaklığımız. Bu noktadan itibaren arkadaşlar bu maddemiz artık neye dönüşmüyor? Buhara dönüşmüyor. Bu sıcaklıktan sonra arkadaşlar bütün maddelerimiz gaz halinde. Hangi basıncı uygularsanız uygulayın arkadaşlar, artık geri dönüşü yok. Yani bu sıcaklığı biz nokta noktayla gösterilen sıcaklığa ne diyormuşuz arkadaşlar? Kritik sıcaklık diyormuşuz. Bakın kesikli. Artık bu C noktasından sonra maddemiz hangi haldeymiş? Gaz halde. Peki suda nasıl bunu gösteriyoruz arkadaşlar? Ona bakalım. Suda ise arkadaşlar bakın, şu grafik biraz ters. Yani şöyle azalan gibi göstereyim ben size arkadaşlar. Burada ise arkadaşlar şöyle bakın. Şöyle şu noktaya üçlü nokta diyoruz biz. Yani ben biraz şu tarafa çizdim ama bunların birleştiği nokta gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şurayı tekrar göstereyim arkadaşlar, özür diliyorum. Şu nokta bizim arkadaşlar üçlü noktamız. Yani katı, sıvı ve gazın dengede olduğu bir noktadır arkadaşlar. Su bir atmosfer basınçta 100 derecede kaynar. Biliyorsunuz arkadaşlar, bakın kaynama noktası, normal kaynama noktası. Su faz diyagramına göre atmosfer basıncı arttıkça erime ve kaynama noktası azalır. Bakın arkadaşlar, basınç arttıkça basınç tarafımız bu taraf. Bakın ne oluyor? Sıcaklık olarak değerimiz düşüyor. Bakın sıfırdan daha aşağıda. Atmosfer basıncı arttıkça kaynama ve yoğuşma noktası artar. Hemen kaynama ve yoğuşma noktasına geliyorum. Bakın basınç arttıkça ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Kritik sıcaklığımız bizim 374.4 santigrat derece olup sıcaklığın üzerinde basınç yardımıyla sıvılaştırma olmaz. Neden? Artık kritik noktaya geçtiği için arkadaşlar gaz halindedir de bu yüzden. Katı sıvı denge eğrisi negatif eğimlidir. Katının öz kütlesi sıvınınkinden daha küçüktür. Burada arkadaşlar 374.4'ün üzerindeki sıcaklıklarda biz suyumuzu ne olarak kabul ediyormuşuz? Gaz olarak kabul ediyormuşuz. Su buharımızı diyeyim. Bunu karbondioksit için yorumlayacak olursak ise arkadaşlar, bakın bu da sudan biraz daha farklı şu çizgi arkadaşlar, görüyorsunuz. Atmosfer basıncı arttıkça erime ve donma noktası artar. Atmosfer basıncı arttıkça kaynama ve yoğuşma noktası, görüyorsunuz arkadaşlar sağ tarafa doğru gittiği için, bu da artıyor. Kritik sıcaklığımız 31.1 derece olup bu sıcaklığın üzerinde basınç yardımıyla, görüyorsunuz, sıvılaşma olmaz. Burası artık gazdır. Katı denge eğrisi arkadaşlar pozitif eğimlidir. Katının öz kütlesi sıvıdan daha büyüktür. Her iki maddenin üzerinde dış basınç artırıldığında suyun erime noktası düşerken karbondioksitin erime noktası artmıştır. Aslında buraya dikkat çekmek istiyoruz arkadaşlar. İki grafikte de burası çok önemli. Devam edelim.